Evet arkadaşlar, hıdrellez yoğurdumuz, mayasız yoğurdumuzu dün akşam mayaladık. Bugün açıyorum. Hıdrellez gecesi mayalamış olduk. Herhangi bir maya falan kullanmadık. Sütümüzü mayalama sıcaklığına getirdikten sonra tahta bir kaşıkla içinde bir karıştırıp bu şekilde kapattık gördüğünüz gibi. Şimdi yoğurdumuzu açıyorum. Gördüğünüz gibi şu kıvamda. Yılın belli zamanlarında mayasız bir şekilde bu şekilde yoğurt yapılabiliyor. Hıdrellez yoğurdu deniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan çıkacak maya ile de bundan sonra daha fazla daha kıvamlı yoğurtlar yapılabiliyor. Bu aslında şu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi kaymaklı yoğurdumuz. Kıvamı da gördünüz. Bunda hiç maya kullanılmadı. Süt tamamen 36-37 derecede ılık bir kıvama geldikten sonra havlu ile bez ile her zamanki yaptığımız gibi sardık bıraktık ve hıdrellez yoğurdumuz bu şekilde oldu. Bu artık orijinal mayamız oldu. Bundan sonra yapacağımız yoğurtları bu mayadan yapacağız. Lezzeti derseniz muhakkak tatlı olması gerekiyor. Şu an içinde çünkü bir şey yok. Maya yok. Bir bakayım. Gayet tatlı bir yoğurt. Kaymaklı, bol kaymaklı. Süt hazır süt değil. Sütçüden güzel bir süt aldık. İyi bir süt çünkü. Muhteşem. Evet, yoğurdumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Demek ki yılın belli zamanlarında eskiden maya yoktu. Bu şekilde yoğurtlar mayalanırdı, sütler mayalanırdı, yoğurt olurdu ve yılın devamında bu mayalar kullanılarak yoğurt yapılmaya devam edilirdi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum çünkü. Bu hıdrellezde burada denemek istedik. İstanbul'da güzel süt bulmak zor oluyor. O yüzden sütü iyi bir sütçüden getirttirip denedim. Gördüğünüz gibi yoğurdumuz herhangi bir maya kullanmadan gayet güzel bir yoğurt oldu. Bundan sonraki yoğurtlarımızı bu maya üzerinden yapacağız artık. Herhangi bir katkı bir maddesi falan yok içinde. Gayet de güzel oldu. Belki ayın başka günleri de bu şekilde yoğurt oluyordur ama Hıdrellez gecesi de bunun için herhalde en uygun gece olduğu düşünülüyor. Çünkü herkes yapar. Dediğimiz gibi içinde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi yoğurdumuz bu şekilde. Denemek isteyen olursa bu şekilde yapabilir.